katılıyorum. Konulara değil. Hele böyle bir ortamda. Bundan bir ay önce hem puan çıkıyor hem dediler? De maç orada. UEFA ne dedi? Ya da bize gelen bilgiler neydi? Yunan takımı ile Türk takımları eşleşmeyecek. Doğru mu? Evet, öyle bir şey çıkmıştı. Tabii ki. Doğu Akdeniz'deki olaydan eğer dolayı. Eğer bu kura İstanbul'da oynanacak çıksaydı başımıza çok şey örerlerdi. Ben şimdi bununla ilgili ilk kura çekildiği gün YouTube kanalında bir video yorum yaptım. Bana dediler ki abi sen ne kadar komplo teorisi yapıyorsun. Hocam saha içinde kal falan diye. İki gün önce PAOK'un eski futbolcuları ve Yunanistan'da herkes şunu konuşuyor. Bu maç çok özel bir maç. Bu maç sıra dışı bir maç. Bu maç sadece bir maç değil. Şimdi arkadaşlar biz bir şey söylerken bilip de konuşuyoruz. Siyaseti de takip ediyoruz. Dünyada neler oluyor? Doğu Akdeniz'de neler oluyor? İşte Suriye'de neler oluyor? Çin'de, Avrasya, Atlantik sistemi. Bunları hepsini takip ediyoruz. Yabancı basından da okuyoruz. Futbol sadece futbol değildir dünyada. O, düşünün PAOK çıkmasın inşallah diyorsun. İnşallah maç burada olur diyorsun. Tam aksi şeyler oluyor ve Doğu Akdeniz olayı var. Siz sıcak top soğuk topu bilirsiniz değil mi? Tabii tabii. Futbol sadece futbol değildir. Onu da belirtelim yani. Sergen Yalçın'la bir yapılanmaya gidiyor Beşiktaş. Mensah transferi tamam. Wellington, Ensakala, daha da gelecek oyuncular. Fatih Aksoy Alanya'ya gitti. Ama bir santrafor alınacak. Papisi senin adı geçiyor Beşiktaş'ta ağırlıklı olarak. Ve bence ben hala aynı görüşteyim. Balotelli konusu defteri daha kapanmadı Beşiktaş'ta. Ne olup ne biteceğini bize bu önümüzdeki 10 gün gösterecek Beşiktaş'ta. Forvet hattında çok önemli sürprizler olabilir. Sisse de bu isimlerin içerisinde. Ama Sisse, hani Zeljuis olmazsa Sisse, Balotelli olmazsa, Kalinic olmazsa, Seferovic olmazsa Sisse değil. Sisse olduğu zaman bunlardan bağımsız. Yani ne demek? İkinci forvet. İkinci forvet. Bir tane forvet alınacak. Hani böyle uluslararası standartlarda, Burak standartında bir forvet alınacak. Sisse de ikinci forvet adaylarından biri ve şu an güçlü bir aday. Kaç gün var abi maça? O maça bence forvet yetişmez. Ya işte bu ay sonu. Yetişir. Sisse'yi alırsan yetişir. Ama ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Sisse'yi alırsan yetişebilir. Ama bu evraklar herhalde ayın 20'sinde gece 12'de teslim edilmesi gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Hmm. Sisse. Maç 20, yani maç saatinde değil. Değil şu an en yakın tabii. Ama o evraklar böyle had ince de olmuyor. Eski öğrencisi zaten Alanya'dan. Evet. Sisse de zaten serbest bir oyuncu şu anda. Alanya kampına da gitmemiş. Papi Sisse. Orada da bir sıcak temas var. Alanya'da bitti, yeni bitecek. Transfer de yok galiba. Şu yani an orada bir oyuncu gelmiş desek. Yani bunu buraya aynen yerleştiririz İki kafamızda ama. İki tane ciddi görüşmeler var ama gene iyi futbolcular bulmuşlar diye duydum ben. O hakikaten bu işi iyi yani, yapıyor. Yani sezon başladıktan sonra transferlerin iyisi belli olur. Yani transferde bir kere hava transferde döneminde atılır ama önemli olan sezon içindir benim için. Sezon başlasın, alınan transferler ne oldu, ne yapacaklar. Sanki Trabzon'un transferleri beni heyecanlandırıyor. Çünkü Sörloth geldi, nasıl çıkacak derken ligin en çok konuşulan ismi oldu. Gene Trabzon öyle bir oyuncu bulmuş olabilir. Beşiktaş'ın transferleri de beni heyecanlandırıyor. Çünkü yani taraftar... Faydalı. Evet, faydalı. Yani ligi bilen, nokta transfer denilen transferler var ya, hem mali açıdan hem de teknik açıdan. Hoca transferi bir kere en önemlisi o. Fayda maliyet açısından baktığımızda hakikaten öyle yani. Tabii akılcı gidiyorlar. Akılcı. Çok akılcı gidiyorlar. Beşiktaş ama en kadar hızlı hareket etmesi gereken onlar bu PAOK maçından dolayı. Yani biz şimdi belki onların önünde de 20 tane 30 tane oyuncu vardı, alternatifler vardı. Bir an önce yararlanabileceği oyuncuyu seçti. Yani bir ay sonra yararlanabileceği oyuncuyu değil, bir an önce. Orada da panik transferi diye bir şey var ama tabii çok da tecrübeli bir ekip var arka tarafta, masanın diğer tarafında. Panik transferini PAOK maçından sonra görürüz. Olumlu veya olumsuz halde mutlaka panik transfer işi başlar. Değil mi? Kaybederse de bir panik transfer sisi dağıtalım diye yaparlar. Kazanırlarsa da bir üst tura gidebilmek için panik transfer işi olabilir. Doğru. Ya şöyle düşünün. PAOK maçının tarihi hesapta olmayan bir tarihti. Yani Beşiktaş neredeydi? UEFA Avrupa Ligi değil mi? UEFA Avrupa Ligi'nde hesabını kitabını yapan bir Beşiktaş bir anda kendini Şampiyonlar Ligi kapısında buldu. Yani Beşiktaş işte Trabzon'a kesin ceza gelecek, biz böyle bir hazırlık içerisinde bulunan demiyordu zaten. Buna zaten hani desen de senin mali şartların, mali imkanların izin vermiyor Aykut. Limitin yok bir kere. Limitin yoktu. Yani bu nedenle Beşiktaş böyle geç kaldı diyemiyoruz. Serdar, kimin limiti var? Limit olanlar var. Var var. Var. Otoban manzaralardan mı var? Yok. Sadece Galatasaray için söylemiyorum. Yani Trabzon'un da var.
Göztepe'nin var, Medipol Başakşehir'in var. Az da olsa Kasımpaşa'nın yani durum var yani limitleri. Bu bazen işte bu tip söylemler de hakikaten motto oluyor, insanın ağzına yapışıyor. O taban manzara herhalde. Yo bu kalır. Bu, konuşulacak gibi kalır, bir. Kalır kalır. Yarın da Galatasaray Beşiktaş'tan bir oyuncu alır, cevap verir sosyal medya hesabına. Bunlar ne olacak transferde? Yalnız rekabet içerisinde bunlar var. Türk futbol tarihinin en büyük bence akılda kalacak mesajı come to Beşiktaş. Öyle öyle. O bir slogan. Bence o kaldı yani, canım. Tüm dünya kullanıyor. Daha sonra Fatih Hoca'nın nerede kalmıştık çok güzeldi. Evet o da. Bunlar etkileşim yaptılar. Evet çok. Fenerbahçe'de de vardı. Benim şu an aklıma gelmiyor. Fenerbahçe. Trabzon'da mesela. Trabzon'da hatta şey oyuncuları alıp güzel video. İşte Yusuf Yazıcı hatırlayın. Orada da sosyal medya ekibi iyi çalışıyordu. Özellikle Trabzonspor'da. Bizim takımlarımızın sosyal medya ekiplerinin daha da iyi çalışması lazım. Bence istenilen seviyede değil. Veremiyorlar. O reaksiyonu, karşı taraftan o reaksiyonu alamıyoruz. Daha da iyi olmaları gerekiyor. Doğru. Evet Serdar, başka bu kadar mı Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerim? Var Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerim. Lemina transferinde Beşiktaş Galatasaray'la yeni bir yarışa girer. Girecek. Onu söyleyeyim. Belki de girdiler. Ama Beşiktaş Lemina'yla ilgilendiğinde Galatasaray herhalde vazgeçmişti. Yani düşünmüyordu ama şu an düşünüyor. Burada da bir rekabet görürüz. Bakalım bu transfer çalışmalarının sonu nereye gidecek? Kimin sosyal medya hesabında nasıl paylaşım olacak çok merak ediyorum. Bu da ayrı bir heyecan getiriyor. Şimdi Lemina için iki kulübün bu yarışa girmesi heyecan verici tabii taraftarlar arasında. Bakalım ne olacak? Kim kazanacak? Kim alacak? Belki ikisi de almayacak. Belki adam başka yere gidecek veya Fenerbahçe gidecek alacak. Bilemeyiz. Ama ya, transferde da rekabet var yani. Burada var, da bir yarış var, olacak var gibi duruyor. Peki NDI'ye olmuyor artık. NDI'ye kapadı. Yok, yani kapadı. Yani Mensah olunca NDI'ye kapadı. 6 numara arıyor Beşiktaş. Enneli de halen Beşiktaş'ın görüştüğü isimlerden biri. Enteresan. Forvet'te sürprizler olabilir tabii. Orada olur. Kaleci Serkan Kırıntılı herhalde. Sinan Bolat, Serkan Bolat Kırıntılı şu an ön planda gözüküyorlar. Şimdi tarihi tam bilmiyorum ama sen 20'si dedin Avrupa maçına gidebilmesi için. Bence ayın 20'sine kadar bir forvet transferi olur. Açıklar mı diyorsun? Bence açıklar abi. Bu hayati bir dönüm noktası aslında evet, Beşiktaş için. Hem Sergen Hoca hederse Beşiktaş yönetiminin anlaştığı iki forvetten biri yarın gelir. Hmm. Oynatabileceği adam olmalı. Bu maçta oynatabileceği adam olmalı. Ama Sergen Hoca'nın da şöyle bir şeyi var. Mesela Balotelli'nden konuşalım. Hoca diyor ki aldığımız adamlar soru işareti olmayacak. En sakala benim için soru işareti değil. Wellington değil, Mensah değil. Ama Balotelli soru işareti diyor benim için. Bak iyi de çıkabilir. Yani iyi bir uyum sağlayabilir. Müthiş de götürebilir. Ama götüremeyebilir de. Bu bir soru işareti mi? Evet. Beşiktaş almazsa Balotelli'yi belki Antalya Spor alır. Aykut. Olabilir. Balotelli. Antalya Spor öyle sansasyonel transferleri seviyor çünkü. Olabilir. Ya o kadar çok sürprize açık bir transfer döneme sezonu. Şahitlik, evet, tanıklık yapıyoruz ki hakikaten ben bu arada takasların da çok olacağı bir dönem bekliyorum. Takasta kullanılacak. Olabilir, mantıklı da. Barter yapacaklar abi. Sen o sağ beki bana ver. Ben bu forveti vereyim, bir de iki tane kulüp otobüsü aynen vereyim sana. Şey yapayım diye barter'a gidecekler. Barter'a gidecekler. Sonuçta. Ama hakikaten durum hiç iç açıcı değil. Tabii bize bakma ha, çok ciddi bir durum öyle var ortada. Yani parasal sıkıntılar büyük. Tabii şimdi burada yöneticileri de tebrik etmek lazım. Hani bir taraftan tamam çok eleştiriliyor yöneticiler. Doğru. Yapılan yanlışlar var mı? Var. Ama yöneticilerin de hakkını teslim edelim. Şimdi burada ikinci adamlar. Sözünüzü kestim. Rica ederim. Abdurrahim Bey. Bu tarafta Erdal Bey, Emre Bey değil mi? Evet. Torun oğullarından bahsediyorum. Fenerbahçe'de Ali Bey koşturuyor. Sayın Cengiz. Baktığınızda Hasan Çavuşoğlu, işte Mecnun Bey. Ya herkes şu anda kafa yoruyor. Ne yapalım? Nasıl hesap yapalım? Hangi oyuncuyu alalım? Hangi oyuncuya kaç para ödelim? Aman imza parası vermeyelim. Aman bir buçuğu aşmayalım. Aşarsak ne olur? Tam aşacaklar, şu oyuncuyla anlaştılar. Bu tarafa bakıp limitte takılıyorlar. Yani o yüzden hesap kitap işi. Aykut şeyi bilir misin? Tavşan yemi hikayesini. Tavşan yemi hikayesi. Birkaç gün önce Ali Koç'un bir demecini izledim. Gazeteciler yakalıyorlar, soruyorlar işte bu şartlar, bu şartlar, bu durumlar anlatıyor. Filmin sonunda da şey diyor. Bu şartlar hepimizi, sadece benim kulübümü değil, diğer kulüpleri de diyor, hileye sevk ediyor. Biliyorsun değil mi bu lafını? Yanlışa sevk ediyor. Şimdi tavşan yemi hikayesi de şu. Eskiden uluslararası sularda, yani sınırlarda, özellikle bu doğu bölgelerde katırla kaçakçılık yapan insanlar varmış.
Bir gün gümrükçüler bu katırcılardan birini yakalıyor. Ne var sende diyor. Ya ben de tavşanlarıma yem aldım karşı taraftan diyor. Kendi ülkeme geçiyorum şimdi. Bir açıp bakıyorlar içinden böyle altınlar, mücevherler, saatler, değerli eşyalar çıkıyor. Adam soruyor buna gümrükçü. Nedir bu böyle yani bu nasıl tavşan? Vallahi kardeşim diyor ben bu tavşanlarımın önüne atıyorum diyor. Yer yemez artık onların sorunu bu saatten sonra diyor.